burada bütün mesele cemiyetin ahengini, toplumun düzenini, ahengini normal ölçüler içerisinde yürütmesi gereken servet sahipleri. Kur'an-ı Kerim servet sahipleri üzerinde çok duruyor. Kur'an-ı Mübin'i okuyanlar, tefsirini takip edenler görecektir. Devamlı olarak zenginlerin üzerinde Kur'an çok duruyor. Hocalar değil, Kur'an çok duruyor. Kur'an-ı Kerim ehemmiyet veriyor zengin sınıfa veya zengin sınıfın sermaye sınıfının üzerinde ısrarla duruyor. Israrla duruyor. Bakınız, mesela kısa bir misal olsun diye bir ayet-i kerimeyi arz edeyim. Tevbe suresinin 31-35 numaralı ayeti, Tevbe suresinin, Kur'an-ı Kerim'in 9. suresidir. Tevbe suresi 35 numaralı ayette zenginler, servet sahipleriyle alakalı aynen şu hükmü ve haberi getiriyor Kur'an. Estaizu billah. وَالَّذ۪ينَ يَكْنِزُونَ الزَّهَبَ وَالْفُدَّةَ وَلَا يُنْفِكُونَهَا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَزَابٍ اَل۪يمٍ. Ey Resulüm Muhammed Mustafa'm sallallahu aleyhi ve sellem, elinde geniş ölçüde parası olanlar, serveti, sermayesi olanlar, altını, gümüşü olanlar, bu servetlerini, sermayelerini insanların, memleketin, milletin hizmetinde kullanmazlar da Allah yolunda, Allah'ın kullarının maişeti uğrunda, Allah'ın kullarının iş bulması, yaşayabilmesi, çalışabilmesi için geçerli, verimli, insanların istifade edeceği yatırımlarda kullanmazlar da bu paraları stok ederlerse, saklarlarsa, yatırıma arz etmezlerse, febeşşirhum bi azabin elim, bu zenginlerin doğrudan doğruya cehenneme gideceklerini onlara haber ver Muhammed'im buyuruyor. Kur'an ayeti.